Ay ben tersini görmek istemiyorum Nilgün ablacığım. Hemen VTR2'ye tamam. geçiyorum. Gelinlerimden Yaren'in konu kayınvalidesi Filiz Hanım olunca anlatacakları nedense bitmiyor. Ay kız bugün neler patlattım. Bak kaçırdım ya. Muhteşem yerim bugün neler benim. Olanları söyledim. Kızlar bu arada yemek yaparken aklıma bir şey geldi. Evet. Bir gün doğum günüm kızlar. Eşim bana orijinal bir saat aldı. Kol saati çok güzel ama gerçekten. Kaynanamın da buna ihtiyacı vardı aslında. Benim de ihtiyacım vardı ama bana aldı eşim. Sonuçta benim doğum günüm. Bana kol saatini aldı, ona almadı, vermedi diye bir ay bizimle konuşmadı. Çünkü gitti, oğlu bana aldı ya saati. Annesini almadım ama benim doğum günüm. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Düğünümüz yaklaştı, vakit geldi, çattı. Bu bileklikler var ya, hasır, kelepçeler. Evet. Onları evet. çok seviyorum ben. Eşime de dedim ki bir tane alalım dedim, tamam mı? Kaynanam dedi ki, kızım dedi, onlar dedi satınca para etmiyor dedi. Hani işinize yaramaz dedi. Para edecek bir şeyler alın siz dedi. Aldırmadı bana bilekliği. Nikahtan bir ay geçti kızlar. Beğendiğim kelepçeyi nikahımda annemin kolunda gördüm. Bir ay sonra eşim benden özür diledi. Dedi ki beni af gör dedi. Ben senin beğendiğim kelepçeyi anneme aldım ama annem bana mecbur aldırttı dedi. Kızlar benim annem çocuk gibi. Her şey ağlar. Bir gün AVM'deyiz. Bir ayakkabı beğendi. Kendisine para olmadığını söyledi. Oğluna gösteriyor işte eşime. Aa oğlum çok güzelmiş falan bakıyor böyle. Tamam ayakkabıya bakıyor. Eşim dedi ki kızlar evet güzelmiş anne dedi. Başka zaman alırız gel dedi. Böyle alacaksın. Oturdu orada ağladı. Ben şaşırdım kaldım. Filiz sevdiğim yorumu abarttım ve çok şaşırdım. Bir saniye hafif bir abartı var. Böyle böyle tepinmez öyle Filiz. Öyle yapıyor gerçekten öyle yapıyor. O böyle kalıyor hatta millet dedi ki ne oluyor burada ya falan dedi. Bir yap bakayım nasıl yapıyor göster. Gerçekten. Ciddi misin oynamasından da pay biçebilirsiniz birazcık. Ortaya geç bakayım. Hani şöyle yapıyor ya annem. Böyle oturdu böyle yaptı böyle gerçekten. Ben de çantamı aldım hadi kalk dedim çocuk gidiyoruz. Gibi. Ne var alsaydınız kadına be? Almak bir şey değil. Almak bir şey değil. Alırım ama o hareket ne ya? Ne olacak? Olsun. İçindeki çocuğu kaybetmemiş. AVM'de herkes güzelim. Bize bakıyor. Ay ya. Var ya. İçindeki çocuğu kaybetmemiş. Bir şey söyleyeyim mi? Ben o kadar çocuksu ruhanım var ki. Yani evet, sen beni anlayamamışsın. Bana Alkan sen gibi. Beni anlayamamışsın. Bir kelepçe beni ne olur ya olsa ne olur. Bir dakika oğlum, tamam. Ne olur almasa ne olur. Bir saniye şimdi. Yani alsam bir saniye. Ne olur almasam ne olur. Ayrıca kızım bir konuşayım lütfen yahu. Konuşalım. Bir konuşayım. Konuş. Ayakkabı meselesine gelince buna katılmıyorum. Buna canı gönülden katılmıyorum. Çünkü benim envai çeşit ayakkabım zaten kıyafete var. Kıyafete çok para yatırdı söylemiştin daha öncesinde zaten. Vallahi ben senin eline su dökemem o konuda. Doğru söyledin. Bak, ben senin eline o konuda su dökemem. Hiçbir sen konuda. Hiç kusura bakma. Sen harcamaya gelince benden daha çok harcıyorsun. Harcarım. Oğlumun parasını benden daha çok yerim. Yiyorsun. Ben bir kelepçe almışım. Suç mu? Ben... Anneyim. Çatır çatır o çocuğu ben doğurdum. Şimdi bir saniye ben sen konuştun şimdi ben konuşacağım. Beni dinle lafımı kesme lütfen anne. Ben oğlunun sana kelepçe almasına bir şey demiyorum. Tabii ki de alsın ama ben nikahıma 15 gün kalmış, bir ay kalmış. Diyorum ki hayatım şuna hevesim var alayım diyorum. Sen diyorsun ki orada bana bu para etmez. Sen bunu alma yarın bir gün ev almaya kalktığınızda bu senin işine yaramaz deyip de orada beni vazgeçtirip ondan sonra benim eşimin kanına girip de hadi oğlum gel bunu bana alalım demek nedir ya? Ya eşinin kanına girmek nedir ya? Eşin dedim tamam. Benim doğurduğum bir çocuk saniye. Ya. Bir saniye para etmeyen şeyi niye aldın bana söyler misin? Ya kızım al ben sana kelepçe takayım gel. Geçti gel. Artık o iş geçti. Gel. Ben sen de almam. Ben bir kelepçe düşeceğim ağlayacak bir kadın değilim. Almam. Ama sen niye bir kelepçeye laf yapıyorsun. Sen alsın. Laf yap. Oğlum almış canım. Alacak tabii ki. Niye aldırmadın? Alsın. Niye aldırmadın? Alacak ne demek? Niye? Alsın. Kuyumcuya gittiğimizde ben hayatım şu güzel dediğimde ya kızım o para etmez. Bence sen onu alacağını bir tane daha bilezik al. Sonra git kelepçeyi kendine aldır. Sen 5 tane bileziği taktın doymadın da kelepçelere mi kaldı? Sen mi yaptın 5 tane bileziği bana ha? Kim ben mi yaptım? Hala ben yaptım evet, diyor sen ya. Yapmadın. Hala senin yaptın diyor. 10 gram Nuray teyzeden sonra 20 gram Filiz bu kadar. Sen de 30 gram Yaren olursun o zaman. Benim vallahi var ya bir sürü de bileziğim var. Hepsi de benim. Ben bilmem. O kelepçe benim hakkımda. Kabul etmiyorum. Edemezsin. Kelepçeyi verecek mi? Al.
Ve almam. Kelepçe oraya, broş buraya. Almam çünkü bana o gün aldırmadı. Demet Hanım bana o gün diyecekti ki madem hevesin var kızım al bunu tak koluna ama benim arkamdan iş çevirmesin. Anlatabiliyor muyum? Vallahi ben arkadan hayatta iş çevirmem. O tip şeyler ufak şeyler ya. Ufak değil bence. Yarın için. Ya sanki eşim, ev aldı ya yarın eşim, ya. Ama bana niye orada tamam kızım madem hevesin var. Benim beğendiğim kelepçenin aynısını onun kolunda gördüğümde ben nikahla şok oldum. Sana da olsun takım takım takım. Ne ama var? Aldırmadı işte. Aldırmadı. Kayınvalidesine bazen bir giyiniyor bazen bir tutuşuyor. Evet, ne olmuş? Aldırmadı. Ne olmuş? Sen de yapıver. Eşime aldırmadı. Zaten kendi söyledi o kelepçe yerine bilezik al demiş kadın. Bir şey dememiş ki onun yerine bilezik aldırmış. Güzel fikir vermiş. Rezi de aldırmadı. Evlenirdi o zaman. Aldırmadı. Çünkü dedi ben dört tane söz verdim dedi dört tane yapacağım dedi. Katılmıyorum. Nasıl o altından girip üstünden çıkıp ikna etmedin? Hayret şaşırıyorum Yaren. Bir gün eşim eve geliyor. Ben dedi kendimi sana mahcup hissediyorum. Ne oldu dedim. Ya dedi senin beğendiğin kelepçeyi annem kendine aldırdı. İyi yapmışsın dedim. İyi ki almışsın dedim. Boş ver dedim. Benim utanacak hiçbir yanım yok. Gerçekten yok. O gün taktığında o utanmalıydı. Ben değil. Vallahi ben utanılacak hiçbir şey yapmadım. Aldıysa oğlum aldı. Ben de sonuçta onu beni kıskandın. Benim kolumda senin görmek. Senin neyini kıskanayım benim... ya? Gelinimsin ya bitti ya. Benim, sen Allah de benim daha oğlumun, çok versin. Hiç sen de bakma. Benim eşimin annesisin hiç bu kadar. Hiç kusura bakma. Eşimin sen, annesisin al, sadece. İnşallah daha çok bileziklerin olsun. İnşallah. Allah'ım daha çok i̇nşallah versin. İnşallah daha herkese çok versin. Versin. O gözün doğsun. Olmayan herkese versin. Senin aynı altını doğsun. Bıraktığın gibi. Sana Allah da versin ki. Gözünü vereyim duyursun. Sana bileziklerimden. Sana da versin ben ki. Böyle sen de bir kilo var getir kızım da yarım kilosunu buna takayım. Ben ne kadar aldırıyorsunuz ya. Bir kilo var onda. Benim bileziklerim var. Kilo. Kız varsa fazla bana da eşim bana yaptı sağ olsun sonradan. Bak koluna bir şey. Ben kuyumcunun... Bir şey söyleyeceğim ama o kelepçe dediklerin gerçekten para etmiyor aşkım. Ama niye aldır? Kendisini ya aldır. Ama ne işi var şimdi hevesi. Ama ben hiç takmamışlar. Filiz teyzeciğim bir dakika. Bir dakika. Filiz teyzenin alması çok normal. Çünkü bu kadının bu saatten sonra bir yatırım yapmaya ihtiyacı yok. Hayatım. Benim beğendiğim kelepçeyi var. Kendine sen almasın gençsin. O zaman. Gitsin bilezik alsın. Sen de al yavrum sen de al. Oğlunla parasını harcattırmıyorsun. Bu kadın da sana yap. Bu kadın ya peşeye geçiyor. Oğlum, sürekli bileklik oluyor ben, ama. Ben markete gidiyorum. Ben markete gidiyorum su almaya. Oğlum çok para verme. Kızlar şu gördüğünüz kelepçe yüzünden biz balayına gidemedik. Kaç paraydı? 8500 lira. Ay 8500 liraya da güzel balayına gidilir çok ama. Da güzel giderdik. Biz gidemedik. Bilmiyorum. Taksın, kullansın, vallahi harcasın. Vallahi iki kere de balayına gitti Muğla'ya. Hiç kusura bakmasın. Muğla'ya dediği de kendi öz halasının yanına gönderdi bizi. Olsun onu tatilini yaptı. Denize gittin harika. Bodrum mu? Denize hayır. Sıfır sıfır. Muğla Milas'a gittik biz. Öğren'e. Evet. Denize gittik. Sıfır. Balık denize restoranı sıfır. Var. Ama o kendisi göndermedi. Halası bizi aradı. Ha. Lütfen gelin dedi. Burada yalnızım dedi. Beni yalnız bırakmayın dedi. Gittik öyle gönlünü almak için. Ben gittik. Jest ay, yaptım en sevdiğim sizi. Şey yazlığı evet. Olan akrabalar. Gidelim beraber. Ay, yani 8,5 TL'ye ben çok güzel balayı yapardım. Ama yapamadım sağ olsun. Vallahi fazlasıyla yaptığını seneye düşünüyorum. Seneye geliyorum sizle öğrene beraber. Gel, Hira'yı da alıyorum. Aynen, gel. Gelinim mutfakta.